Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Az önce son düdük çaldı. Antalya'da Beşiktaşlı futbolcular birbirlerine sarılıyor. İlk yarıyı 2-0 geride kapatmıştı Beşiktaş. İkinci yarıda önce Rıdvan, ardından Batshuayi, sonra da Gezzal'in golleriyle geri döndü Beşiktaş. 2-0'dan 3-2'yi yakaladı. Antalya'da gerçekten sıkıntılı geçen ilk 45 dakikanın ardından sakatlıklardan ve eksiklerden muzdarip bir takımken, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçını oynamışken, gerçekten önemli bir geri dönüş bu Beşiktaş adına. Şüphesiz ki moral veren bir geri dönüş. Hani 3 puandan daha önemli tarafı sanıyorum bu olacak, konuşacağız. Wright ve Veysel'in golleri ilk yarının son bölümünde 42 ve 45 artı 1'de gelmiş. 45 artı 1'den 2 dakika sonra çok önemli bir golü de kaçırmıştı Fraport Antalya Spor, ya da daha başka bir ifadeyle Mert çıkartmıştı. İkinci yarıya değişikliklerle başladı Sergen Yalçın. İlk yarıda da hem Necip hem Mehmet Topal sakatlanmıştı. Ofansif hamleler yaptı Sergen Hoca. Önemli silahlarını sahaya sürdü ve ikinci yarıda oyuna giren oyuncular maçın kaderini değiştirdi. Elbette sahada olan diğer arkadaşlarıyla birlikte 2-0'dan 3-2'lik bir skor var. Ben arkadaşlarımdan rica edeyim hemen buraya günün, haftanın sonuçlarını da alalım, programı da görelim. Bu 5 gollü maçın özeti dakikalar içinde takım oyununda olacak. Elbette Trabzonspor'un İstanbul'da Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçı da konuşacağız. Devre arası programında da vurgulamıştık. Frankfurt-Fenerbahçe maçında bir son dakika penaltısı var. O konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Onunla ilgili de birazdan Erman Toroğlu pozisyonları analiz ederken onu da detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve o işin aslı astarı nedir hep birlikte göreceğiz. Şimdi Karagümrük dün Yeni Malatya'yı 4-3 yenmiş. Altay'da İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı değerli futbolseverler. Sivas-Gaziantep maçı 1-1 sona erdi, günün ilk maçıydı. Trabzon az önce vurguladım, 1-0 kazandı Kasımpaşa önünde. Ve Beşiktaş 5 gollü maçta 2-0'dan geri dönüp 3-2'lik galibiyeti elde etmeyi başardı. Adana Demirspor, Adana Demirspor 3-1 kazandı. Önemli bir galibiyet Adana Demirspor adına. Tabii Çaykur Rizespor adına da sıkıntılı bir sonuç bu. Adana Demirspor'un sezonun ilk galibiyetini aldığını yeni teknik direktör Montoya ile birlikte vurgulayalım. 3-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti. Rize'nin henüz ligde galibiyeti yok. Galibiyetsiz takımlardan biri. Yarının programı. Bir başka galibiyetsiz takım var. Giresun-Konya. Konya sezona çok iyi başladı. Bakalım nasıl bir 90 dakika bekliyor bizleri. Günün ilk maçı 13.30'da o maç. 16'da Galatasaray-Alanya Spor. Çok güzel, çok keyifli geçmeye aday bir karşılaşma var. Saat 16'da ve 19'da Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Başakşehir de sezona kötü başladı. Fenerbahçe perşembe akşamı Almanya'dan belki de galibiyeti kaçırarak bir puana dönmeyi başardı. O da çok güzel bir karşılaşma olmaya namzet. Ve Hatay-Kayseri son haftalarda iyi skorlar elde eden iki takımın mücadelesi de sonucu merakla beklenen bir 90 dakika.
gündüz gibi. Ama tabii orada son şampiyon Beşiktaş'ın performansını da göz ardı etmemek gerek. Son 4 sıra düşme potası. Sivas'ın 3 puanı var. 3 beraberlikle. Rize Spor 1 puana sahip, galibiyeti yok. Başakşehir ve Giresun'da puanı olmayan iki takım. Yarın iki zorlu maça çıkacaklar bu takımlar. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Gökhan Hocam, dedik ki 2-0'dan 3-2 bir galibiyetten daha fazlasını ifade ediyor. Üstelik de çarşamba günü 115 kilometre koşulan bir Dortmund mücadelesinden sonra Şampiyonlar Ligi seviyesi başka bir seviye, herkesin malumu. Böyle bir ortamda şöyle bir ilk 45 dakikadan sonra ve 6 eksiye ilk 45 dakikada da 2 eksik eklenmişken gelen galibiyeti nasıl değerlendirmek lazım? Soyunma odasında neler konuşuldu dersiniz? Valla Beşiktaş Dortmund maçından sonra Avrupa kupalarından sonra oynanan her maç zorludur. Özellikle sakatlıkların çok olduğu, hatta maça çıkarken bile Rozier'in sakatlandığı haberinden sonra Sergen Hoca zaten bir rotasyon yapacaktı. Bu rotasyonu fazlalaştırdı. Bence rotasyondan çok daha ileri gitti. Yani baktığınız zaman ikinci yarı soktuğu adamlar oyuna hazır adamlardı. Bu bir soru işareti tabii. Bunu yapması o anda lazım mıydı, değil miydi? Ama oynayacağı çok sıkışık bir maç periyodu var. Normal. Beşiktaş'tan maça geldiğimiz zaman ilk yarı kocaman bir simsiyah. İkinci yarıda bunun tam aksine bir bembeyaz görüntü oldu. Oyun başladı. Oyun başladıktan sonra 15. dakika Necip sakatlandı. Necip'in yerine Pjanic'i aldı. Oyun içinde bir anda format değişti. Topalı sağ beke attı. Pjanic'i Joseph'ın yerine geçirdi. Joseph'ı stopere aldı Topal'ın yerine. Bu değişiklik oyun içinde 5 yaş adına kötüydü. Peşine bir sakatlıkta gelince Mehmet Topal'ın sakatlığından sonra bu sefer Rıdvan oyuna girdi. En skala yeri değişti. Zaten uzatma maçın son bölümünde, ilk yarının son bölümünde de yeniden 2 tane gol var. Bunlara baktığımız zaman çok kolay, yani Beşiktaş gibi bir takımın yememesi gereken çok kolay goller. İkinci yarı bence Sergen Hoca çok doğru 2 tane değişiklik yaptı. İlk yarı ilk 11'de olup sahada olmayan oyuncular da vardı. İşte bunlar örnek çıkan iki arkadaşı, aynı zamanda Salih'in etkinliğini baktığımız zaman gene Atiba aynı şekilde biraz geriye doğru gidişi var. Bu oyuncular ilk yarı sahada olup ama etkinlik göstermeyen oyunculardı. İkinci yarı sanki bir sihirle değnek doğdu. O da Sergen Hoca'nın eli. Ve maç içindeki en doğru dizilişle oyun başladı. Sağ bekte en Scala, Atiba'yı geriye stopere çekti yanına Montero. Rıdvan sol bekte, Joseph aynı yerinde. Ondan sonra sayabileceğimiz doğru bir kadroyla. Joseph stoperden tabii Atiba'yı geriye. O sıkıntı da zaten iki tane gol yedi. Ondan sonra zaten kenardaki iki oyuncu sözden başından beri gelen oyuncuydu. Gezzal'la Larin. Pjanic işte yerine oldu, daha etkili olacağı yere. Zaten Batu Şah'ı hiç konuşmaya gerek yok. Orada olduğu müddetçe tek başına savaşan, takımı ileride tutan, hakikaten bu sene lige damga vuracak bir santrafordu. İkinci yarının başında Larin'in Batça ile yaptığı verkaç ve Rıdvan'a attığı asist ve Rıdvan'ın da sanki yıllardır orada sol bek tecrübesiyle oynamış, doğru bindirme, her şey doğru, kaleciye bakıp kenarından vurduğu gol 2-1 takımı erken ateşledi. Erken gelen gol değiştirdi, takımı değil mi? Kesinlikle ateşledi. Ondan sonra bambaşka bir Beşiktaş izlemeye başladık. Fred'in yaptığı bir hatayla Batçay'ın araya girişi, kaleciden kurtuluşu ve topa vuruşu gerçekten çok iyiydi. Bir santrafor klasında maça 2-2 geldi. Sonra oyuna sokulan Gezal topu sürdü. Her geçen sene yaptığını yaptı. Geçen sene yaptığının doğrusu aynısını yaptı ve maçı 3-2'ye getirdi. İkinci yarı Beşiktaş açısından her şey doğruydu. Benim kendi gördüğüm. Rakibe de fazla pozisyon vermedi. Biz sözün başından beri diyoruz bu Beşiktaş takımı hem izleyenlere hem sahada seyredenlere gerçekten zevk verecek. Birinci dakikasından uzatma dakikalarının sonuna kadar herkesi televizyonun başına kilitleyecek diye düşünüyorum. Ve Türkiye Ligi'nin en iyi takımı ve en büyük şampiyonluk adayı diye hala ısrarla söylüyorum.